Sevgili dostlar, namaste, ışığınız bol olsun. Doktor Harun ile Kozmik İlimler YouTube kanalına hoş geldiniz. Gelin bu videoyla Şubat ayı transitlerine göz atalım. Transitleri çalışmak çok önemli, kozmik enerjileri bilmek çok önemli. Bu kozmik enerjilerin üzerimizde olan etkilerini bir nevi tahmin edebiliyoruz. Herkesin haritası farklı. Transitler sizi korkutmasın. Ama korkuyorsanız belki de bir sebebi vardır, bilmiyorum. Amacımız aslında bu dünyadaki görevimizi yerine getirmek ve karmamızı ödemek. Ruhun nasıl test edildiği önemli. Çok güzel transitler var. Satürn Kova burcuna geçti. Önümüzdeki 2,5 yıl içerisinde inanılmaz köklü değişimler olacak. Satürn Kova burcunda bir nevi sosyalizm gibi aslında halk ile alakalı, halkın bir araya gelmesi ile alakalı, evet, krallık gibi diktatörlüğe karşı eşitlikle alakalı, azınlıklarla alakalı, işçi sınıfı ile alakalı güzel gelişmeler olacak. Satürn'ün Rahu'yu görüşü, Satürn'ün Ketu ile bir nevi ilişkide oluşuyor. Özellikle de Türkiye haritası için Satürn şu anda Ketu'nun üzerinden transit geçiyor. O yüzden çok karmik açılımlar oluyor. Hem dünya için hem Türkiye için özellikle. Bu videoyu çekerken İkizler Burcu'na geldiğim zaman İkizler Türkiye'nin yükseleni İkizler olduğu için ve Ay orada olduğu için ona göre de açılımları konuşmuş olacağız. Bu video Vedik astrolojisi üzerine kurulu. O yüzden Vedik astroloji haritanızı bilmiyorsanız her videonun altında link var. Haritanızı çıkarıp ona göre bakabilirsiniz. Sık sorulan sorular, yükselenden bakabilirsiniz. Ay neredeyse, ay hangi burçtaysa onu lagna yapıp bakabilirsiniz. Güneşi belki lagna yapıp güneşin hangi evde olduğu ile alakalı o burca dikkat edebilirsiniz. Bir de çok önemli, Vimshoteri daşa sistemine göre hangi gezegenin mahadaşasındasanız o gezegenin bulunduğu burçtan da bu videodaki transitlere bakabilirsiniz. Hepsini harmanlamanız lazım. Hayatınızı siz biliyorsunuz. Bu enerjiler nasıl sizin için açılıyor? Bu şekilde yorum yapabilirsiniz. Bir de özellikle haritanızda Satürn şu anda Kova burcunda olduğu için Satürn'ün nerede olduğu, nasıl kuvvetli olduğu, bütün transitlere bakarken aslında diyelim Mars'ın transitine bakıyorsunuz. Mars haritanızda nasıl çalışıyor? Her bir gezegenin haritada bir sebebi var aslında. O yüzden biliyorum eğitimler alıyorsunuz ama bazen dayanamayıp bir nevi kendi başıma, bu da benim tabii ki kendi haritamla alakalı muhtemelen. Çünkü hep eğitim alan o kadar çok kişi var ki diyorum ki herkes alfabeyi öğreniyor sadece. O yüzden eğitim aldığınız kişilere sorun bakalım nasıl. Hatta test edin. Nasıl okuyorlar, nasıl yazıyorlar, o sizlere öğrettikleri alfabeleri nasıl kullanıyorlar. Çünkü herkes bilgiyi alıyor. O yüzden kendi kendinizi korkutuyorsunuz. Bilgileri tam öğrenmeden kullanmaya çalışıyorsunuz. Doktor Harun ile Kozmik İlimler YouTube kanalında bir sürü video var. Özellikle de Vedik Astroloji'ye giriş adı altında bir takım temel bilgiler size sunmaya çalıştım. Ama yine de acele etmeyin. Dediğim gibi sistemik eğitim almak çok önemli ama aldığınız kişilerin ileri seviyelerine de mutlaka bakın. Neticede her biriniz kendi hocalarınız gibi olacaksınız. O yüzden çok önemli. Eğer harita analizi gibi bizlerle pratik yapmak istiyorsanız buyurun gelin. YouTube eğitim paketleri altında üyelikler var. Onlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Pushya paketi nakşatralarla alakalı her hafta sonu konuşmaya çalışıyoruz ama artık Ayurveda derslerimden dolayı bazen tatillere denk geldiği için o kaçırdığım ek dersleri maalesef tamamlayamıyorum. Ama güzel haber, miktarı yine cüz'i tutuyorum. Gerçekten çok sembolik bir miktar aslında. Çünkü amaç, para ödediğiniz zaman gerçekten bu bilgileri çok güzel alıyorsunuz. Her tarafta her bilgi var. Bilgi kirliliği var. O bilgiler nasıl size ulaşır bilmiyorum. O yüzden nakşatra sohbetleri çok önemli. Bu ayın konakları dediğimiz yıldızları anlamak çok önemli. Neticede Vedik astrolojisi bunun üzerine kurulmuş. Ve bunun yanında da harita analizi pratikleri yapıyoruz. Hatta takipçilerim sizlerin arasından Kura ile rastgele seçip Instagram'da yayınlıyorum. O yüzden mutlaka takip edin. Ve o kişilerle aslında harita analizi okumak çok çok daha zevkli. Çünkü bu şekilde ancak pratik yaparak karşıdaki kişiyi, neticede kişi kendisini daha iyi biliyor. O yüzden siz ne kadar öğrenseniz de bazı kombinasyonları, bazı yogaları belki de bunları test etmediğiniz, kullanmadığınız sürece bir nevi
kör olup gidecek ya da yanlış yorumlamaya başlayacaksınız. O dediğim gibi alfabeleri öğrenmek değil, alfabeleri bir araya koyup o kitabı akıcı bir şekilde, güzel bir şekilde okumak da gerekiyor. Twitter'dan beni takip edin, orada spot bilgiler paylaşıyorum. Aynı şekilde Instagram'da da bildiğiniz gibi bu videoları tamamıyla doğaçlama vaktim yok ama büyük bir zevkle kendi darmam aynı zamanda ne kadar zorlansam da zaman zaman yine de çekiyorum. Podcast kanallarını da takip ediyorsanız Spotify olsun, Google ya da Apple Podcast kanallarında söyleşilerim var. Onları da eğer izlerseniz ve yorum yaparsanız yorumlarınız çok hoşuma gidiyor. Sorularınıza yanıt vermeye çalışıyorum. Ama özel danışmanlık alıyormuş gibi sorulardan kaçının, iyi platformda değil. Hele doğum tarihlerinizi direkt paylaşmayın. Böyle bir ortamda iyi özel şeyleriniz size kalsın. Ama dediğim gibi benden danışmanlık almak istiyorsanız bana mail atın. Fakat maalesef söz veremiyorum çünkü inanın liste çok uzadı. Neredeyse Haziran'a kadar. O yüzden bir şekilde aslında özel danışmanlıkta kabul edemeyeceğim ama devam ediyorum. Çünkü asla danışmanlığı bırakmam. Çünkü haritaları sürekli okumak çok önemli. Fakat çok istek olduğu için maalesef sizlere geri dönüşüm yapamıyorum. O yüzden özür diliyorum. Cevaplamaya çalışıyorum. O kadar çok mail alıyorum ki her birine yanıt vermek gerçekten çok zor. Ama ilginiz, alakanız ve en önemlisi bana güvendiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım Dr. Harun ile Kozmik İlimler platformu, Kozmik İlimler Akademisi şeklinde büyür ve aramızda olan çok değerli kişiler var. Neticede kaç sene oldu neredeyse? 3 sene bitiyor. Belki de daha da uzuyor. O yüzden umarım çok çok daha güzel bir platform haline gelip herkese yardımcı oluruz. Çünkü bu bilgiler bizlere ışık tutuyor. Bizlere yardımcı oluyor ve güzel açılımlar var. O kadar güzel ki hep söylüyordum. Bu 2023 yılı spiritüel olacak zaten ama film sektörü zaten önceden de bir takım filmler vardı. O pandemi döneminin ortalarında başladı. Bildiriyordum. Neptün'ün konumundan dolayı da aynı zamanda ve Türkiye için de çok çok daha güzel filmler gelecek. Şahmaran filmi çok ilginç geldi çünkü neticede Ashlesha Rohini veya Mirgashira Nakshatrası ile alakalı, yılanlarla alakalı güzel çekilmiş ama Vedik astroloji danışmanı birisinden bilgi alsalar, danışmanlık alsalar da daha güzel olabilirdi belki, bilmiyorum. Ama güzel bir film. Bu tarz filmleri, bu tarz spiritüel konuları daha ön planda göreceğiz. O yüzden sindire sindire, acele etmeden keyif alarak yolunuza bu şekilde devam edin. Şubat ayı. Şubat ayında çok güzel oluşumlar oluyor. Öncelikle Dolunay olacak. Purnima ve Purnima Ashlesha Nakshatrası'nda oluyor. Tam yılanlardan konuşurken Şahmaran'la ilgili Ashlesha Nakshatrası çok gizemli bir nakshatra. Ashlesha Nakshatrası Mahanaga, o yılanın nakshatrası bir nevi. Gizemli oluşundan dolayı da Dolunay olduğu zaman direkt ışınlarını Güneş Shravana'dayken alacak. Shravana ne demek? Shravana Nakshatrası. Shravana Nakshatrası Vamana ile alakalı. Vishnu'nun reenkarnasyon olmuş haliyle gelişi. Ve Vamana küçük bir cüce aslında. Ve küçücük oluşu, bilge verişi ve diğer kralın, Kral Mahabali'nin onu pek dinlemeyişi. Daha doğrusu Kral Mahabali'yi Shukracharya söylüyor, uyarıyor ve Kral Mahabali dinlemiyor. Shravana Nakshatrası öğütlerin dinlenilmemesiyle alakalı. O yüzden o küçük oluşu belki, küçük görülüşü belki, buradaki bilgilerin bir şekilde dinlenilmemesiyle, kaçırılmasıyla alakalı. O yüzden Shravana Nakshatrası duymak ile alakalı, size söylenilen, size verilen o bilginin dinlenilmesiyle, alınmasıyla alakalı. Ve 5 Şubat'ta olan Purnima ile, o yüzden bu eksen burçlara göre başlayacağım. Nerede oluyorsa Shravana direkt size bilgi verecek. Ve bu bilgi Ashlesha'daki ay tarafından dolunay şeklinde alacak. O yüzden bu eksen hangi eve geliyorsa bununla ilgili bir farkındalık olacak. Ve daha önceden hiç belki tahmin etmediğimiz şeyin farkına varacaksınız. Daha önceden belki kaybettiyseniz, çünkü Shravana 3 basamakla alakalıdır. 2 defa başarısızlığa uğrarsınız ama üçüncü defasında attığınız bir adımı, küçücük adım, büyük bir adım haline gelir ve zafere götürür sizi. Bu dolunaydaki olan enerji bu. Bu enerjinin hangi evlere gelişi ve nasıl açılışını da burçlara göre bildireceğim. Hemen onun akabinde Venüs
15 Şubat gibi Balık burcuna geçiyor ve yüceldiği yerde tam Sevgililer Günü'ne denk geliyor hemen sonrasında. Venüs biliyorsunuz Balık burcunda. Balık burcu çünkü her şeyin farkına varıldı. O deniz, derya ve Venüs o materyalistik gördüğümüz aile kaynakları, ilişkilerin gezegeni Venüs Balık burcuna girdiği zaman yükseliyor. Çünkü o büyük farkındalığa varıyor. Evrensel aşkın farkındalığa varıyor. Bunu yaşayacağız haritalarda. Jüpiter'in orada oluşu daha da büyütecek aslında. Ama Rahu Keçi ekseni değişmiyor. Rahu Koç burcunda, o ateş darmanın olduğu yerde Satürn 3. görüşüyle görüşü Rahu'yu daha baskılaması daha güzel. Satürn çünkü kendi ofisinde eli sopalı hoca diyoruz ve 2,5 yıl orada kalacak. Yine çok güzel bir görünüm. Çünkü Satürn bizim yapmamamız gereken şeyleri bize yaptırmayacak. Yine 15 Şubat tarihinde Güneş Oğlak burcundan direkt Satürn ile buluşuyor. Mutrikon pozisyonu Kova burcunda. Satürn patron, Satürn egomuz, Satürn Güneş egomuz, Güneş patron, Güneş devleti temsil eder, büyükleri temsil eder, ışığı temsil eder ve 15 Şubat'ta Güneş Satürn'le buluştuğu zaman yakmaya başlayacak aslında Satürn'ü ve bu da egonun, devletin, devlet büyüğünün, belki büyüklerinin nasıl halk sınıfını kısa bile dönem olsa yakabileceğini gösteriyor. Ama bazı burçlara göre farklı açılacak. Çünkü bu yakma ile bir takım farkındalık da olacak. Çünkü güneş girdiği yeri aydınlatır. O yüzden bu işçi sınıfıyla olan belki olayların, bir takım olayların açığa çıkmasına sebep olacak. O yüzden bu oluşum da çok önemli. Ve hemen sonrasında da 20 Şubat'ta yeni ay olacak. Ve yeni ay Şarabişak nakşatrasında. Şarabişak nakşatrası iyileştiren o bin yıldızdır, hekim yıldızıdır, iyileştirendir. Satürn'ün orada oluşu, Güneş'in orada oluşu, Ay'ın orada oluşu bir nevi aslında kronik bir olayı da gösterebilir. Ama bu olayın Amavasya ile şifa getirme adına iyileştirme müjdesi veriyor aslında bir nevi. Burçlara göre de onu değerlendireceğim. Yine bu eksenin nereye geldiği önemli ve buna göre de Şubat ayında güzel açılımlar olacak umarım. Gelin fazla uzatmadan hemen burçlarla devam edelim. Hangi burçlara göre? Dediğim gibi ay, güneş ya da yükselen bu burçta ise ya da Vimşoteri daşa sistemine, daşa gezegeniniz burçta ise, koç burcunda ise bu şekilde devam edebilirsiniz. Sevgili koçlar, sevgili koçlar için neler oluyor? Sevgili koçlar için dolunay Aşleş'e 4. evde oluyor. 4. ev yuvamız, mutluluğumuz. Bu ne anlama geliyor? Demek ki belki toplum önünde olmuş bir şeyle ya da kariyerle ilgili bir takım duyduğumuz şey, bir takım daha önceden başarısızlığa uğradığımız şey de olabilir bu. Bilgelik direkt bize mutluluğumuza ışık tutacak. Evimizle alakalı, yuvamızla alakalı, kendimizle alakalı bir takım olayları göreceğiz. Aşleşe enerjisi biraz zorlayan enerjidir. Ama bu farkındalıkla kendimizi daha ileriye atacağız. Anne ile ilgili bir farkındalık da olabilir annesi yaşayanlar için. Dediğim gibi yuvayla ilgili bir farkındalık olacak 5 Şubat dolunayında. Ve 5 Şubat'tan sonra 15 Şubat. 15 Şubat'ta ne oluyor? 15 Şubat direkt Venüs sizin 12. evinize geliyor. Venüs ve Jüpiter 12. evde çok güzel çalışır. 12. ev yatak odası zevkleri olabilir, yurt dışı olabilir, eski çağ bilgileri olabilir. Bu konularda biraz abartılar olabilir. Venüs ve Jüpiter'in, iki benefik gezegenin bir araya gelişi ve Jüpiter'in olayı daha da büyütmesi hem 4. evinizi görüyor, yuvanızı görüyor, hem de 8. evi görüyor. Bu ne anlama geliyor? Bu konularla ilgili olaylarda artmalar olabilir. Astrolojiyle ilgileniyorsanız belki yuvanızla ilgili yeni eşyalar alınabilir. Aman dikkat koçlar, çünkü neden? 12. ev kayıp evi, Venüs'ün orada oluşu, Jüpiter'in orada oluşu bir anda fazla para harcamaya sebep olabilir. Ama umarım bu para harcama eve alınan eşya ile olabilir ya da astroloji gibi bilgilerle
de olabilir. Venüs ve Jüpiter çok keyiflidir. Yatak odası neticede seks olarak algılanmasın zaten sadece o da olabilir ama zevklerle alakalı yorgunluk, keyif bu tarz olaylar da olabilir. Yabancı ülkelerle ilgili belki bir takım istekler artabilir ama güzel bir konum evrensel aşkın geldiği ilişkilerle alakalı güzel açılımlar olacak. Bu eğer 7. bir nevi 7. evin lordu bu şekilde görüyorsa belki de onunla ilgili güzel gelişmeler de olabilir romantizm açısından, zevkler açısından. Tam 15 Şubat'ta yalnız Güneş direkt 5. evinizin lordu direkt 11. eve giriyor. Bu ne anlama geliyor? Egonuz patron olabilir ya da herhangi devletle ilgili bir şey de olabilir bu arada. Sizin direkt Satürn 11. evinize giriyor. Bu ne anlama geliyor? Işık tutacak. Aslında promosyon da olabilir. Çünkü 5. evin lordu neticede çocuklarla alakalı belki egonuzla, yaratıcılığınızla alakalı. Eğer herhangi bir yaratıcılık sektöründe çalışıyorsanız çok güzel çalışır. Güneş zorlayacak. Satürn çalışmayı istiyor da ve zorladığı zaman da direkt kamera ısındığı için video durdu. Hemen devam etmek istiyorum zaman kaybetmeden. Galiba ara ara çekmek zorunda kalacağım. Kesilmeler olabilir. Özür diliyorum şimdiden. Tam Güneş dedik. Güneş 15 Şubat'ta Kova burcuna girince Koç burçları için bu iş yeriyle alakalı, kariyerle alakalı, kariyerin kaynaklarıyla alakalı promosyon olabilir. Bu konularla ilgili belki ego ödüllendirme de olabilir aslında. Işık tutacak neticede. Ve bu şekilde biraz egoya dikkat etmekte fayda var. Bu çok yakın samimi arkadaşlarla ilgili bir takım şeyi de açığa çıkartabilir. Dediğim gibi yakma olacak sorumluluklarımızla alakalı. Bu konularda belki tam yanma derecesinde dikkat etmekte fayda var. Ama onun dışında bir canlılık gelecek aslında Satürn'e. Multikom pozisyonuna. Neticede babası giriyor multikom pozisyonuna. Güzel şeyler olacak. Özellikle de Koç burcu için çünkü 11. evinizde oluyor. Yeni ay olduğu zaman Şadabişak da çok önemli. Tam 20 Şubat'a denk geliyor. Çünkü bu bizim mutluluğumuzla alakalı, yuvamızla alakalı, annemizle alakalı belki yapmak istediğimiz daha önceden kronik bir hal almış problemlere ışık tutup şifa verecek. Büyük kardeşiniz, çocuklarınız yardımcı olabilir. Büyük kardeşlerinizle ilgili farkındalık olabilir. Çok derin hayatınızı anlamanız adına, yüksek yarar adına, bir bütün adına neler yapmak istediğinizle alakalı çok güzel bir dolunay. Özellikle de Şadabişak biliyorsunuz toplumlarla alakalı, bir çember şeklinde geldiğiniz toplumlarla alakalı. O yüzden sizi takip eden kişiler, çocuklarınızla bir bütün halinde şifa bulacağınız bir yeni ay amavasya olacak ve bu şekilde de enerjiler açılacak. Hele Venüs'ün konumu 12. evde çok güzel. Jüpiter ile birlikte o da zaten direkt 4. evi görüyor. O yüzden Koç burcu için güzel bir geçiş olacak. Sevgili boğalar için Mars direkt sizin lagnanızda. Enteresan aslında bir konum. Mars oradan çıkana kadar biraz belki kendinizle alakalı mücadeleler verebilirsiniz ama gelin önce Dolunay'a bakalım. Purnima ve Purnima nerede oluyor? Sizin 3. evinizde oluyor. Bu ne anlama geliyor? Güneş direkt 9. evinizden 3. evinize ışık tutacak. O yüzden baba ile ilgili ya da guru ile, öğretmenle ilgili, eğitim sisteminizle ilgili herhangi bir şey duyduğunuz bir bilgelik belki de ışık tutup sizin o sosyal çevreniz, komşularınız, küçük kardeşlerinizle ilgili bir takım aydınlanmaya sebep olabilir. 3. ev aynı zamanda sizin yüreklenmeniz ile alakalı. Bu konularla ilgili farkındalıklar sizi biraz zorlayabilir. Dolunay ışık tutacak. Aşleşa nakşatrasında oluşuyor. Gizemli bir nakşatra. Kendinizi anlamanız açısından çok önemli olan bir nakşatra. O yüzden çok acele etmeyin. Direkt o egonuzla alakalı dediğim gibi ya da patronla alakalı, iş yeriyle alakalı bir konum da olabilir. Yolculuklarla alakalı belki de. Yapmak istediğiniz şeyle alakalı ama bu Purnima'ya biraz dikkat etmekte fayda var. Neticede kendi evin lordu bir de ay ordu olduğu için Güneş de direkt Oğlak burcundan size etkisini gösteriyor.
Eğitim, öğretimle de alakalı olabilir dediğim gibi. Ama güzel bir Purnim olacak. Farkındalığa vardığınız, bu konularla ilgili farkındalığa vardığınız bir Dolunay olacak. Hemen akabinde 15 Şubat'ta direkt Venüs sizin 11. evinize giriyor. Çok güzel bir konum. Özellikle samimi olan arkadaşlarınız, yüksek toplum adına neler yapmak istediğinizle alakalı. Zaten sizin Lagna Lord'unuz yüceldiği yere giriyor. O yüzden bu evlerle alakalı çok güzel imkanlar verecek ve Satürn destekliyor sizi. Satürn çünkü direkt kariyer evinde, çok çalışacağınız, kariyer anlamında toplum önünde yapmak istediğiniz sorumluluklarınızla ilgili çok güzel gelişmeler olacak. Özellikle de Satürn zaten sizin 9. evinizin lordu. Eğitimle alakalı, sorumluluklarla alakalı, yoga karaka bir gezegen. Satürn'ün burada oluşu çok önemli. Daha sonra Güneş 15 Şubat'ta yine Venüs geçtikten sonra Güneş de 9. evinizden 10. evinize giriyor. Bu ne anlama geliyor? Patron ya da egonuz ya da otorite ile ilgili bir ışık tutma var. Bu konularla ilgili biraz problem olabilir ilk başta. Çünkü neticede Güneş düşman gezegen olarak görüyoruz. Malefik bir gezegen özellikle boğalar için. Belki biraz tedirginlik olabilir ama güzel olacak, ışık tutacak. Haritanızda Güneş'in durumu çok önemli. Baba ile ilgili bir problem olabilir. Kariyerinizle ilgili belki dediğim gibi patronla ilgili o yanma noktasında belki biraz tedirgin olabilirsiniz ama bu Multikon pozisyonunda olan Satürn'ü daha sonradan daha da destekleyecek. Kariyer anlamında o yüzden güzel açılımlar olacak ve Venüs'ün 11. evde olması zaten bu hem çok sevimli olan arkadaşlarınızdan desteği gösteriyor. Aynı zamanda kariyeriniz için gerekli olan malzemelerin verilmesi için çok güzel bir konum. O yüzden de iyi. Daha sonra 10. evinizde direkt kariyer evinde yeni ay oluyor ve Şarabişak'ta. Bu ne anlama geliyor? Tamamıyla yüreklenmenizle alakalı. Küçük kardeşleriniz de yardımcı olabilir. Şarabişak'ta düşündüğünüz iş değişikliğiyle de alakalı olabilir. Bir takım konularda şifa gelecek. Şifa bulacaksınız. Güzel bir konum. Satürn'ün orada oluşu eğitiminizi kullanacağınız anlamına gelebilir. İş değişikliği düşünüyorsanız bu Amavasya size kuvvet verecek şifa anlamında bazı problemleri halletmeniz için çözümlerde bulunacak. Halledemediğiniz problemler bir sonraki 2,5 yıllık süre içinde kronik bir hal alabilir. O yüzden güzel bir konum olacak. Acele etmeyin, içinizden gelen sesi dinleyin. Güneş neticede orada. O içinizdeki sese kulak verirken o ruhunuza inmeye çalışın. Çok güzel açılacak. Güzel gelişmeler olacak sevgili boğalar için. Sevgili ikizler, aynı zamanda Türkiye haritası biliyorsunuz. O yüzden ben ikizleri konuşurken Türkiye ile ilgili konuşmaya başlıyorum. O yüzden çok özür dilerim sevgili ikizlerden. Çünkü diyorsunuz Türkiye'den bahsettiniz hocam, bizimle alakalı hiçbir şey söylemediniz. İkizler, sevgili ikizler için bu konum nerede oluyor? Direkt sizin 9. evinizde Satürn ve 8. evden çıktı Satürn. Güzel bir konumda aslında ikizler için. 9. evdeki Satürn eğitimle, öğretimle, baba ilgili sorumluluklar veriyor size. O yüzden bu değişimle alakalı. Türkiye için de yine bu konularla ilgili, hukuk sistemiyle ilgili, baba ile ilgili bir takım sorumluluklar, bir takım değişimler, eğitim alanında çok güzel değişimler olacak. Bununla ilgili güzel, çok daha güzel gelişimler var. Yeni Dolunay ne zaman oluyor? Dolunay Aşleşa'da ve sizin 2. evinizde. Bu ne anlama geliyor? Direkt 8. evde olan yani Oğlak Burcu'ndaki Güneş, Ravana'daki Güneş direkt ışık tutup daha önceden gizli olmuş olan bir şeyi aile içinde açığa çıkartacak. Bu eşinizin aracılığıyla, eşinizin kaynaklarıyla ilgili gelen bir etki ile de etkileme ile aile bireyleri hakkında daha önceden bilmediğiniz bir takım şeyler açığa çıkabilir. İkinci ev aile kaynaklarımız, ikinci ev yediğimiz, içtiğimiz, konuştuğumuz şeyler. Tam bu Dolunay'da 5 Şubat'ta biraz dikkat etmekte fayda var. Bu enerji biraz bizi zorlayacak ama aynı zamanda da büyütmeye çalışacak bir enerji. Türkiye için de aynı şey geçerli. Türkiye'de de gizli kalmış olan bir takım şeyler açığa çıkabilir direkt. Ve bu da aile bireyleri içinde kaynaklarımızla ilgili bir takım farkındalıklara sebep olacak. Hemen arkasında 15 Şubat'ta ne oluyor? Direkt Venüs
10. eve geçiyor. Venüs 10. evde tabii meclis diyoruz, toplum önünde pek iyi değil ama evrensel aşkı getirecek aslında bir nevi. Jüpiter'le birlikte buluşuyor. Jüpiter'in orada oluşu çok güzel. Daha olumlu bir atmosfer, daha herkesi kabul eden bir atmosfer olacak aslında Venüs'ün orada oluşu. 15 Şubat'ta aynı zamanda o Güneş, yani Türkiye'nin ve İkizler Burcu'nun o gizli kalmış şeylerini açığa çıkartan Güneş direkt Satürn ile buluşuyor. Bu döneme biraz dikkat etmekte fayda var. Neden? Çünkü kronik hastalıklar olsun kişide ya da eşin kaynaklarıyla alakalı, eşin annesi babasıyla alakalı bir takım olaylar, ego ile ilgili bir takım olaylar sizi tam Güneş Satürn yakarken 15 Şubat'ta etkileyebilir. Bu aynı zamanda baba ile ilgili sorunlar ya da eğitimle ilgili sorunlar ya da devlet ile ilgili, devletten gelen bir takım sorunlar, çocuklarla ilgili belki bir takım sorunlar tamamıyla etkileyebilir. Satürn'ü biraz rahatsız edebilir. Bu sorumluluklarınızı tekrar gözden geçirmenize sebep olacak. Bir takım değiştirmeniz gereken şeyleri değiştirebilirsiniz. O yüzden Türkiye için de aynı şeye geliyoruz. Belki bu seçim sistemiyle alakalı, belki bir takım kanunlar, eğitimle alakalı, mesela üniversite sınavları belki onunla ilgili, İkizler Burcu için yine kendi eğitimleriyle alakalı, yurt dışı olaylarıyla alakalı belki ya da ortaklıklarla alakalı Türkiye için yine ya da ikizler için sevgilileriyle olan ilişkileriyle alakalı bir takım kararlar alınabilinir. Neticede şans evi, neticede çok önemli o trikon evlerden bir tanesi direkt 9. ev. Ve bu konumda daha sonra Venüs'ün güzel, iyi olmuşu, çok yüceldiği bir yerde dediğimiz için o kısım aslında yararlı olacak. Hemen akabinde ne oluyor? Yeni ay dediğimiz İkizler Burcu için dedik. Tam 15 Şubat'ta Güneş Kova Burcu'na geçince Satürn'le buluşacak. Buradaki gerginlik direkt 3. evin lordu çünkü Güneş. Bu hem sosyal çevreyle alakalı, kendi yüreklenmenizle alakalı, egonuzla alakalı konularda belki eğitiminiz olsun etkilenebilir, baba etkilenebilir, babayla olan iletişimleriniz belki sosyal çevrenizle alakalı bir takım konularda tartışma olabilir. Bu konulara da dikkat etmekte fayda var. Daha sonra Amavasya Şarabişaknak şatrasında oluyor. Bu ne oluyor? Sizin ikinci evinizin lordu, aile bireyleriyle alakalı, sosyal çevrenizle alakalı konularda farkındalığınız olacak. Bu konularla ilgili yediğiniz, içtiğiniz, hesaplarınız, banka hesaplarınız, aile kaynaklarınız, eğer yurt dışına gidip eğitim yapmayı düşünüyorsanız ya da genel anlamda yüksek eğitim düşünen ikizler direkt Şarabişak'ta olan Amavasya yeni ayda şifa bulmak için bir takım farkındalıklara varacaklar içsel anlamda. Bu Türkiye için ne oluyor? Türkiye'nin kaynakları, Türkiye'nin yüreklenmesini etkileyen kaynaklar, ömrünü etkileyen kaynaklar adına aslında Şarabişaknak şatrası direkt şifa verecek. Çünkü Şarabişaknak şatrası şifa ile alakalı. Bu uzun yolculuklar yine İkizler Burcu için geçerli. Yabancı ülkeler, dini inançlarla da alakalı aslında. Bu konum neden önemli? Bir grup halinde bir araya gelmekle alakalıdır. Şimşek atıyorlar, havai fişek gösterisi kutlama olarak açılsın bu Türkiye içinde hem de İkizler Burcu içinde. Umarım güzel bir işarettir. Çünkü Şarabişaknak şatrasında olan Amavasya kuvvetli bir Amavasya, şifa getirecek bir Amavasya ve neticede Venüs Türkiye için 12. evin lordu. Aynı zamanda da 5. evin, yani çocuklarınınla alakalı Venüs yüceldiği yerde Şubat ayı güzel bir dönem olacak. Hem Satürn'ün konumundan dolayı Navamşa'daki bir takım gizli olaylar açığa çıkabilir. Bu dönemde o gizli olanların açığa çıkmasıyla Mars'ta 12. evde oluşu tabii ki o bilinç altındaki o stresi de gösteriyor. İkizler Burcu uyku problemleri yaratabilir genel anlamda. Ama dediğim gibi direkt Satürn'ün multikon pozisyonunda oluşu ama bir nevi babanın girip bir takım şeyleri belki o Güneş yakacak çünkü direkt Satürn'ü bu anlamda da hem İkizler Burcu için hem de Türkiye için açılmış olacak. Twitter'da bazı mesajlar atıyorum Türkiye ile alakalı, seçimle alakalı. Neticede politik
politikayla gerçekten hiçbir ilgim yok. Ama olan olaylar ve haritada görüşüm, açılan şeyler görüyorum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım güzel açılımlar olur. Değişimin olacağı bir süreç ve bu İkizler Burcu için de bu şekilde açılacak. Sevgili yengeçler, hoş geldiniz. Yengeçler için Satürn direkt 8. eve geçti. Tamam, Şani dediğimiz 8. evde oluşu Satürn'ün tam, çünkü 8. ev ölüm evi diyoruz, aman korkmayın. Aslında 8. ev hayatın uzunu, aslında hayat evi, yaşam evi 8. ev, ölüm evi değil. Çünkü yaşamı etkileyen, yaşamın kalitesini etkileyen bir yer. Satürn 8. eve geçtiği zaman tabii ki yorgunluk yapabilir, kronik sorunlara dikkat etmeniz gerekecek Satürn'ün burada oluşu Yengeç Burcu bireyleri için. Yengeç Burcu bireyleri için Dolunay nerede oluyor? Direkt kendi evlerinde oluyor. Aşleşan Akşatrası'nda oluşu kendileriyle alakalı farkındalıklar olacak. Eşten duyduğunuz bir takım bir şeyler olabilir. Aile bireyinden herhangi birisi, güvendiğiniz o eş gibi sizi tamamlayan, ruhen tamamlayan birisi size bir şey söyleyebilir ve bu şekilde sizin bütünlüğünüzle alakalı bir şeyin farkına varabilirsiniz. Zorlayan bir enerji olabilir. O yüzden dikkat edin. Değişmesi gereken bir takım şeyleri tetikleyen bir enerji olacak bu Purnima. Ve bu şekilde de 5 Şubat'ta farkına varacaksınız bir şeyin. Rahatsız edebilir dediğim gibi ama korkmayın. Ve bu 5 Şubat'taki Dolunay o yüzden çok önemli. Direkt Aşleşan Akşatrası'nda oluyor. Aynı zamanda Jüpiter'in direkt görmesi de aslında Lagna'yı bu etkiyi daha da arttırabilir. Ama neticede bilgelikle alakalı. Jüpiter aynı zamanda sizin 6. evinizin lordu olduğu için belki o kronik problemlerle, hastalıklarla alakalı bir takım şifayı da sunacaktır. 15 Şubat'ta ne oluyor? 15 Şubat'ta Venüs direkt 12. Balık Burcu'na giriyor ve Balık Burcu da direkt sizin 5. evinizde. 9. evinizde. Çok güzel bir konum. Direkt Venüs 11. evin lordu ve 4. evin lordu olarak Jüpiter ile buluşuyor. Mutluluğunuzla alakalı, evle alakalı farkındalıklar var. Çok samimi olduğunuz arkadaş kitlenizle alakalı, arkadaşlarınızla alakalı, toplum adına neler yapmak istediğinizle alakalı hem eğitim, öğrenim, dini inançlar, görüşleriniz açısından çok güzel bir konum yengeç burçları için. Genelde haritaya bakın direkt genel anlamda. Çünkü Satürn'ün özellikle 8. evde oluşu mistik konular, kült bilgiler, astroloji ile ilgili çok güzel açılır. Eşinizin kaynakları ile alakalı, miraslarla ilgili çok güzel. Yengeç Burcu zaten genel anlamda öyle ama bu açılımlarla çok daha güzel farkındalıklar geliyor. 15 Şubat'ta Güneş 8. evinize giriyor. Bu o yorgunluğu, kronik problemleri ön plana çıkartabilir. Ama aynı zamanda belki eşinizin aracılığıyla, annesi babası, o konularla ilgili belki bir takım daha önceden olmamış olaylar gün ışığına çıkabilir. Neticede aile bireyleriyle ilgili bir takım olaylar da olabilir. Sağlıkla ilgili güneşin karakalarını mutlaka düşünün o anlamda. Dediğim gibi ikinci evinizin lordu aynı zamanda aile bireyleriyle alakalı. Yediğiniz, konuştuğunuz şeylere dikkat edin. Yediğiniz, içtiğiniz şeylere dikkat edin. Bunlarla alakalı. Çünkü güneş Satürn'ü yakacak aslında. Ve Satürn de sizin hem 7. evinizin lordu eşinizle alakalı, aynı zamanda da 8. evinizin lordu Duştana evidir. 2,5 yıllık süreçte aslında sizi değiştiren, değişime uğratan bir enerji sizi bekliyor. Kronik problemler dediğimiz zaman kendi yaşamdaki karmanızı, darmanızı yerinize getirmeniz gereken görevlerle alakalı çok güzel bir değişim sürecinden geçiyor. Ve onun akabinde de zaten hele bile Balık Burcu'na geçtikten sonra çok daha güzel açılımlar olacak Yengeç Burcu bireyleri içinde. 25 Şubat'ta olan Amavasya nerede oluyor? Direkt sizin 8. evinizde oluyor. Farkındalıkla alakalı. O yüzden Yengeç Burcu bireyleri için Şubat ayı çok derin bir ay. Ani değişiklikleri tetikleyebilecek belki duygusal anlamda. Özellikle de burada Ay, Güneş ve Satürn üçü bir arada oluyor. Şubat 20 Şubat'ta ve Şadabişak'ta oluşu gizli olmuş grupları, düşünceleri bir araya getiren Şadabişak Rahu tarafından yönetilir aynı zamanda. Bunu da unutmamak lazım ve Rahu ile Ketu ekseni sizin direkt 4. ve 10. evinize denk geliyor. Kariyerinizle
alakalı bir takım konularda. Çünkü bu geçiş zaten Satürn 3. görüşüyle kariyerinizi görüyor. Kariyerinizle alakalı bir takım konularla ilgili gelişmeler olabilir. Enerjiyi akışına bırakın. Yengeç burcu bireyleri için çok önemli. Çünkü neticede 5. evde olan Jüpiter sizi hem Lagna'yı gördüğü için de destekliyor. O yüzden çok güzel aslında. Ama dediğim gibi Şubat ayında bu şekilde farkındalıklar olacak. Özellikle Amavasya kendinizle alakalı, aile bireylerinizle alakalı içsel anlamda düşünüp kaynaklarınızı nasıl kullanabileceğinize dair size şifa sunucu bilgiler verecek. Çok güzel bir Amavasya. Meditasyon yapın. Dediğim gibi söylemeyin kimseye ne yaptığınızı. Çünkü 8. ev gizlidir. Gizli tutun bir takım şeyleri. Görevlerinizi, sorumluluklarınızı gizlice yerine getirin. Çünkü bu enerji çok da güzel açılır. Okült bilgileri elde etmek açısından. Çünkü neticede Kova burcu, Satürn, Mutrikon pozisyonunda bir takım şeyleri direkt görürsünüz. O yüzden Satürn enteresandır aslında. 8. evde direkt astrolojiye karşıyı da yapar kişiyi. Çünkü direkt görür. Çalışanı ve çalışmayanı görür. Ve ona göre de tepki verir. Bu geçiş o yüzden sizi zorlayabilir. Ama bu enerjiyi güzel kullandığınız zaman da çok güzel açılacak bir enerji. Sevgili aslanlar. Sevgili aslanlar için bu konum nerede oluyor? Direkt önce gelin. Dolunay'dan bahsedelim. 5 Şubat'taki Dolunay sizin direkt 12. evinizde oluyor. 12. ev kapılar ardı, yabancı ülkelerle alakalı, yatak odası olaylarıyla alakalı, uykuyla alakalı. Dolunay parlatıyor ve bu eksen sizin için nerede oluyor? Direkt kendi 6. evinizle de alakalı, problemlerle alakalı. O yüzden belki daha önceden fark etmediğiniz bir şeyi duyabilirsiniz. Belki o direkt bildiğiniz düşmanlarınız ya da rakip gördüğünüz kişiler ışık tutarak bilmediğiniz düşmanlarınız, o gizli olan düşmanlarınızı açığa çıkartabilir. Aşağı Şenak Şatrası'nda oluşur, biraz uykularınızı kaçırabilir belki Dolunay bu eksende. Ama dediğim gibi 5 Şubat'ta özellikle farkına varacağınız bir şey kayba da sebep olabilir bu arada. Hastalıkla ilgili belki bir durumu öğrenip hastaneye gidip hastalığın kaybına da sebep olabilir. O yüzden herkesin haritası farklı ama 5 Şubat Dolunay'ı Şravana etkisiyle direkt Aşile Şanak Şatrası'nda olacağı için önemli. Aynı şekilde hemen akabinde gelen 15 Şubat'ta direkt Venüs nereye geçiyor? Sizin 8. evinize geçiyor. Venüs orada yüceliyor diyoruz. İki benefik Duştane evinde biraz tembelliğe sebep olabilir, yorgunluğa sebep olabilir. Ve bu konum aslında çok güzel okült bilgileri, farkındalık getirir. Eşinizin ailesi tarafından kaynaklarla ilgili, miraslarla ilgili çok fark bir anda bolluk getirebilir. Evinize yansıyan bir durum. Belki eşinizin kaynaklarını kullanarak evinize yeni eşyalar da alabilirsiniz bu arada. O açıdan da çok güzel çalışır. Fakat buradaki enerjinin yüksek oluşu size dediğim gibi yorgunluk yaratabilir. Çünkü direkt 12. evinizi de görüyor. Uykularla alakalı belki biraz o enerji yorucu enerji ama tatlı bir enerji olabilir. Hastalık varsa eğer dikkat edin çünkü genişletebilir hastalığı görebilmeniz için bu şekilde de açılabilir. Ve bir şey göstererek de tedavisini de verebilir. Bu şekilde de düşünün. Dediğim gibi merak ediyorum çünkü Venüs Jüpiter bu konumda bir anda yüklü bir para da getirebilir. Piyango gibi, miras gibi bilmiyorum. Bu anlamda da açılabilir aslında. Fakat onun öncesinde Güneş, yani siz aynı anda aslında direkt nereye giriyor? 6. evinize giriyor. Çok enteresan bir konum. Çünkü direkt kendi bütünlüğünüz, egonuz böyle bir patron gibi çalıştığınız kişilere biraz direkt kısıtlama yapabilirsiniz. Direkt ışık yanacak orada çünkü. O yüzden agresif olmamaya dikkat edin biraz bu konularla ilgili. Çünkü neticede 9. evdeki Mars sizi daha da kuvvetlendirebilir. Çünkü diğer gezegenlere de bakıyoruz. Diğer gezegenleri Merkür'ün mesela direkt yayda oluşuyor hala 5. evinizde. Bu da etkisini bir nevi gösteriyor bu arada da.
Aynı zamanda 15 Şubat'ta yine dediğim gibi Güneş'in Satürn'ü görüşü iş sizin için hizmet veren kişilerle alakalı, hastalıklarla alakalı çok güzel bir dönem. Aslan Burcu bireyleri tam 15 Şubat'ta direkt hastalığın farkına varabilirsiniz. Dediğim gibi problemlerin farkına varabilirsiniz. Işık tutacak çünkü. Güneş çok iyi çalışır 6. evde. Sizin de Lagna Lord'u olarak. O yüzden bu da düşmanlarla, rakiplerinizle mücadeleyi gösterebilir. Bu şekilde çalışacağını düşünüyorum. Güzel olacağını düşünüyorum. Diğer yandan 20 Şubat'ta olan Amavasya dediğimiz Şadavişa Nakşatrası direkt sizin 7. evinizde oluyor. Eşinizle alakalı. Ve burada ne oluyor? Direkt güneşle alakalı, çok özür diliyorum. Daha öncesinde güneş direkt geçecek aslında 5. evinizden. Aslan Burcu'nu biraz daha toparlayalım. Şimdi güneş Aslan Burcu 15 Şubat'ta direkt kovaya geçiyor. Yani sizin iş ortamından ve bu dönemde aslında problemleriniz oldu. İş arkadaşlarınızla, çalışan kişilerle alakalı. Ve daha sonra Satürn'e giriyor. Eş ile alakalı konularda kısıtlamalar getirebilirsiniz. Lagna Lord'u olarak. Yine iş yerinizdeki kişilere de uyuyor bu arada. Daha önceden söylediğim şeylerin hepsi aynı anda geçerli. Çünkü Satürn neticede 6. evinizin lordu. Ama bu olayları eşinize taşıyabilirsiniz. Ve bu şekilde belki eşinizle alakalı dikkat etmeniz lazım. Sorumluluklarınız, disiplin bu anlamda çalışıyor. Yakıyor o anlamda. Tam 15 Şubat'ta problemler olabilir. Ve 20 Şubat'ta olan Amavasya sizin direkt 7. evinizde oluyor ve Şarabişak'ta. Bu ne anlama geliyor? Orada Ay var ve Ay direkt sizin 12. evinizin lordu. Kapılar ardında problemleriniz varsa, yatak odası problemleri de olabilir bu. Satürn neticede orada sorumluluklar var. Eşle alakalı problemler, kısıtlamalar var. Belki bununla ilgili farkındalığa varıp şifayı bulabilirsiniz. Lagna Lord'unuz orada çünkü. Kendinizle alakalı Şadavişak aynı zamanda çok güzel bilinç altında size o yıldızların enerjisini sunacak. Rahu tarafından sıra dışılığı da vardır biraz. Ama dediğim gibi bir problem varsa eğer onunla ilgili şifa sunacak. Çünkü Şadavişak öyledir. Bu fırsatı size sunar. Bundan sonra enerjiler açıldığı zaman çözülemeyen şeyler kronik şekilde kalabilir. Eşinizle alakalı, eşinizi etkileyen enerjiler olacak. Ve bu bir nevi sizin iş yerinizdeki çalışanlarla da alakalı olabilir. Kendi hastalıklarınızla, 6. ev temaları da var çünkü orada. O yüzden bu konum belki biraz etkileyebilir ama Şubat ayı dediğim gibi Aslan Burcu bireyleri için de bu şekilde şifa vermeye çalışacak bir nevi. Sevgili Başaklar için en güzel konum Jüpiter'in 7. evde oluşu. Direkt size bilgeliği veriyor. Hele bir de 15 Şubat'ta Venüs oraya geçtikten sonra çok daha güzel. Biraz şımartabilir yalnız. Eşin o evrensel aşkı, eş ile alakalı bir takım problemler olabilir. Aile bireyleriyle de alakalı bu arada. Onunla ilgili işte de 9. evinizin de Lord'u Venüs olmuş oluyor. Belki onunla ilgili bir takım şeyler olabilir. Onun öncesinde dediğim gibi Jüpiter'in konumu, Satürn'ün konumu, Satürn sizin için nereye geçti direkt? 6. evinize geçti. Bu konum ne anlama geliyor? Biraz yorucu olabilir. Çünkü çalışıyorsunuz. Bütün başaklar tamamıyla çalışma dönemi başladı. Sorumluluklarınızla alakalı, düşmanlarınızla alakalı, o bir nevi prarabada karma sorumluluğunuzu getirmek için çok çalışıyorsunuz. Çok güzel bir konum. Dolunay nerede oluyor? Dolunay sizin direkt 11. evinizde oluyor. Bu ne anlama geliyor? Dolunay olduğu zaman güneş direkt 5. evinizden, bu çocuklarınızla da alakalı olabilir, yaratıcılığınızla alakalı olabilir. Bir takım konuların farkına varıyorsunuz. Çocuğunuz belki size bir şey söyleyebilir. Şravana nakşatrası çünkü. Ya da sizin yaratıcılığınız ya da sizin zekanız. Kendiniz de bunu. Zaten Başak biliyorsunuz analitik gücü çok kuvvetli olan bir nakşatra. Burç. Ve bu şekilde güneş aynı zamanda Oğlak Burcu'ndayken direkt 12. evinizin de lordu. O da bilinç altınızda nasıl çalıştığını gösteriyor aslında güneşin. Duyduğunuz bir şey direkt sizi
arkadaş çevresi, çok samimi olduğunuz arkadaşlar, yüksek arzularınızla ilgili bir takım şeyler, kariyerinizin kaynaklarıyla alakalı, promosyon, o tarz şeylerle de olabilir. Onunla alakalı konulara ışık tutup Aşile Şenak Şatrası'nda bir takım olayları açığa çıkartacak. Bu sizi biraz rahatsız edebilir. Sabredin, 5 Şubat'ta o gördüğünüz şey sizin farkındalığınız, bir takım olmaması gereken şeyleri atacaksınız belki de. Çünkü 12. ev kaybı Güneş, 12. evin Lord'u ve bu şekilde atmanıza sebep olacak. Güzel olacak. Zorlayan bir enerji, evet. Ama güzel bir enerji. Nakşatra bazında da farkındalığa getirebilecek. Çünkü Aşleşe Merkür tarafından yönetilir ve sizin Lagna Lord'unuz. Bunu da mutlaka düşünün. Kaldı ki Merkür de 3. evde. O da güzel bir konum aslında. Bu nasıl komünikasyon yeteneklerinizi kullanabileceğinizi, zekanızı nasıl kullanabileceğinizi de gösteriyor bu dönemde, bu geçiş anında. Ve direkt Başak Burcu bireyleri için dediğim gibi 15 Şubat'ta diğer bir konumda direkt Güneş'in Satürn ile buluşması. Nerede buluşuyor direkt? Sizin 6. evinize geçtiği zaman hastalıkları açığa çıkartacak, düşmanlarınızı açığa çıkartacak ve bu konularda sizin çözmeniz gereken... Kamera yine ısındı kapandı, o yüzden muhtemelen Başak Burcu ve Terazi'yi umarım anlatabilirim. Hemen hızlıca devam edeyim o yüzden. Başak Burcu bireyleri 15 Şubat'ta direkt Güneş girdiği zaman çok güzel bir konum, ama 6. ev olduğu için ışık tutacak, hastalıklar açısından çok güzel. Yakacak Satürn'ü orada. Bu anlamda belki yaktığı zaman Satürn'ün, bu ne anlama geliyor direkt Başak Burçları için? 10. evin Lord'u ve özür diliyorum 5. evin Lord'u ve aynı zamanda 6. evin Lord'u. Bu çocuklarla ilgili belki bir takım problemler olabilir. O yüzden egoya dikkat etmekte fayda var. Gördüğünüz bir şey belki sizi bir anda o problemi çözmek adına çok güzel, ama bu etkiyle yakacağı için biraz zorluklara sebep olabilir belki, ama o problemlere, kut hastalıkları yakabilir. O da güzel olarak çalışabilir aslında. Dediğim gibi Venüs'ün konumu çok güzel. Biraz aile ile ilgili, sevgiliyle ilgili belki de konularda biraz şımartabilir, ama biraz da bu şımartmayı hak etmiş olsun Başaklar, bu şekilde açılsın. Hemen onun akabinde olacak olan Amavasya çok önemli ve bu Amavasya nerede oluyor? Direkt sizin 6. evinizde oluyor. Şarabişa nakşatrasında şifa getiren nakşatra. O yüzden Başaklar için çok güzel bir konum ve bu konum neyle alakalı? Hem çok samimi olduğunuz arkadaşlarınızla alakalı. Şadabişak o çevre bir nevi aslında grupların bir araya gelmesiyle alakalı, şifa bulmak ile alakalı ve aynı şekilde Güneş orada. Güneş de sizin 12. evinizin Lord'u. Bu ne anlama geliyor? Belki kapılar ardında. Kamera kapandığı için kapatmak zorunda kaldım. O yüzden kısaca size neredeyseniz kendinizi sevin. Etrafınızdaki insanları sevmeyi asla asla ama asla ihmal etmeyin sevgili dostlar. Sizleri seviyorum. Işınız bol olsun. Namaste.